Bu, TradingView'de inanılmaz bir doğruluğa sahip büyülü bir göstergedir. Bu gösterge, yanlış alım-satım sinyallerinden kurtulmanıza ve karınızı artırmanıza yardımcı olabilir. Bu göstergeyi bu videoda ayrıntılı olarak açıklayacağım ve ayrıca bu gösterge ile birlikte kullanıldığında tüccarlara orada ticarette tutarlı karlar kazanma yeteneğine sahip bir strateji oluşturan bazı ücretsiz göstergeleri paylaşacağım. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden ticaret görünümü grafiğimizi açalım. TradingView'deyim ve göstergelerimizi ayarlamayı bitirdiğimizde grafiğimiz böyle görünecek. Bunları hızlıca grafikten kaldıracağım, böylece ayarlarını en baştan açıklayabilirim. Bu stratejiyi açıklamak için bir Bitcoin grafiği kullanacağım. Bu harika göstergeyi grafiğimize eklemek için öncelikle göstergeler sekmesine tıklayın. Ve yazın, zamanın işaretleri. Lucefe tarafından yazılmış olanı arayın ve ticaret grafiğine ekleyin. Pekala, bu gösterge ve gördüğünüz gibi şimdi grafiğimize eklendi. İlk başta biraz kafa karıştırıcı görünebilir çünkü farklı bileşenler ve renkler var, ancak endişelenmeyin. Şimdi hepsini açıklayacağım ve size piyasadaki en iyi ticaret fırsatlarını bulmak için bu göstergeyi nasıl etkili bir şekilde kullanacağınızı öğreteceğim. Her şeyden önce, bu göstergenin ayarlarına gideceğim. Arka plan renklerini kaldırın ve MA of MA ekleyin. Şimdi size bu göstergenin iki bileşenini daha iyi gösterebilirim ve bundan sonra arka plan renklerini daha sonra açıklayacağım. Yeşil ve kırmızı arasında renk değiştiren çizgiye S hareketli ortalama denir. Varsayılan olarak, Arnolego hareketli ortalamasına göre ayarlanmıştır. Burada seçebileceğiniz başka hareketli ortalama türleri de vardır. Ancak ben ALMA kullanmanızı öneririm çünkü hesaplanan bir offsetle kaydırılan ve ortalamayı daha yeni verilere daha yakın hale getiren bir Gauss dağılımı kullanır. Bu, küçük dalgalanmaları ortadan kaldırarak hareketli ortalamanın doğruluğunu artırır. Bu, özellikle fiyat hareketinde daha fazla dalgalanma gördüğümüz daha kısa zaman dilimleri için kullanışlıdır. Mavi ve turuncu arasında renk değiştiren çizgi, S çizgisinin 20 dönemlik hareketli ortalamasıdır. Ayarları açarsanız, varsayılan olarak SOTT hareketli ortalama uzunluğu 20 olarak ayarlanmıştır ve hareketli ortalamanın uzunluğu da 20 olarak ayarlanmıştır. Bu arada, fiyatları kendiniz analiz etmek istemiyorsanız, ücretsiz Telegram grubuma katılabilirsiniz. Burada açtığım alım ve satım pozisyonlarını günlük olarak paylaşıyorum. Bağlantı bu videonun altındaki açıklamada yer alıyor. MA'yı açtığımızda, hareketli ortalama ile merkez çizgi arasındaki alan, hareketli ortalama çizgisinin rengine göre renklendirilir. Hareketli ortalama çizgisi merkez çizgisinin altında olduğunda, renk mavidir ve fiyatta daha fazla aşağı yönlü momentum olduğunu gösterir. Hareketli ortalama çizgisi merkez çizgisinin üzerinde olduğunda, renk turuncu olur ve fiyatta daha fazla yukarı yönlü momentumu gösterir. Benzer şekilde, bu SOTT çizgisi için de aynıdır. Ancak merkez çizgisi geçişlerinden çok daha erken bir sinyal sağlamıştır. Burada görebileceğiniz gibi bir merkez çizgisi geçişi aldık, ancak SOTT çizgisi bu sinyali daha önce verdi. Şimdi göstergenin ayarlarına gidelim ve S çizgisinin arka planını açalım, böylece size renkleri kullanarak bu göstergeyi görsel olarak nasıl yorumlayacağınızı gösterebilirim. S çizgisi hareketli ortalama çizgisinin üzerinden geçtiğinde, iki çizgi arasındaki alan koyu yeşil olur. S çizgisi merkez çizgisinin üzerine çıktığında, kireç veya açık yeşil olur ve piyasada güçlü yükseliş baskısına işaret eder. Öte yandan, S çizgisi hareketli ortalama çizgisinin altından geçtiğinde, aradaki alan kırmızı olur ve S çizgisi merkez çizgisinin altına indiğinde pembe olur ve bu da piyasada güçlü bir düşüş baskısına işaret eder. Tüm yükseliş ya da düşüş baskıları uzun fiyat hareketlerine yol açmaz. Bu durumlar geri çekilmelerde de ortaya çıkabilir ve bu göstergenin önemli bir zayıflığıdır. Bunu kapatmak için, bu yanlış sinyalleri filtreleyecek başka bir gösterge eklemeniz gerekir. Örneğin, grafiğimize RSI ekleyelim. Göstergeler sekmesini buradan açabiliriz ve bu oluşturulan göreceli güç endeksini ekleyebiliriz. Bu iki gösterge iyi bir eşleşmedir çünkü biri piyasadaki gücü ve baskıyı gösterirken diğeri momentumu ve fiyat hareketinin boyutunu göstererek aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemenize yardımcı olur. Bitcoin ve diğer kripto paraları hangi borsada alıp sattığımı merak ediyorsanız bu videonun altındaki linke basıp Bybit'e göz atabilirsiniz. Bu platformda, banka hesabınızdan kolayca para yatırabilir ve 150'den fazla kripto para biriminde işlem yapabilirsiniz.
Örneğin, S çizgisi merkez çizgisinin altına inip pembeleştiğinde ve güçlü düşüş baskısı gösterdiğinde, RSI'yi kontrol ederiz. Ve RSI çizgisi merkez çizgisinin altındaysa, daha büyük bir aşağı yönlü momentum gösteriyorsa ve aşırı satılmamışsa, fiyatın daha da düşmesini bekleriz. Tersine, S çizgisi merkez çizgisinin üzerine çıktığında ve alan burada olduğu gibi açık yeşil olduğunda, yüksek yükseliş baskısını gösterir. RSI merkez çizgisinin üzerinde ise, daha fazla yukarı yönlü momentum gösteriyorsa ve aşırı alım yoksa, fiyatın yukarı yönde hareket etmesini bekliyoruz. Bununla birlikte, S çizgisi merkez çizgisinin altındaysa ve alan pembe ise, ancak RSI merkez çizgisinin üzerinde ise, bu muhtemelen bir geri çekilmeye işaret eder. Ya da S çizgisi merkez çizgisinin üzerindeyse, alanı açık yeşile çeviriyorsa, ancak RSI aşırı alımdaysa, fiyatın tersine dönme olasılığı vardır. Bu nedenle bu yükseliş sinyalini görmezden geliriz. Ancak bu gibi düz piyasa koşullarında, bu göstergeyi bir RSI ile kullanmak iyi bir fikir değildir. Bu sinyalleri alım ve satım sinyalleri olarak kullanmak için, düz piyasa koşulları için başka bir gösterge ile birleştirin. Örneğin, fiyat eylem analizi veya bir ADX göstergesi yardımcı olabilir. Ancak bu göstergenin daha iyi bir kullanım durumu, başka bir göstergeden veya bir ticaret stratejisinden gelen alım ve satım sinyallerini onaylamaktır. RSI'yi kapatmama ve size başka bir strateji göstermeme izin verin. Göstergelere tıklayın ve Andeon osilatörünü arayın. Alex Grover tarafından yazılan bunu ekleyin. Artan yukarı veya aşağı yönlü momentumu gösteren ve trend olan veya olmayan piyasalara yardımcı olan güçlü bir göstergedir. Yeşil çizgi turuncu çizginin üzerinde olduğunda, bir yükseliş trendi gösterir. Kırmızı çizgi turuncu çizginin üzerinde olduğunda ise düşüş trendini gösterir. Ve turuncu çizgi diğer ikisinin üzerinde olduğunda, düz bir piyasayı gösterir. Kırmızı veya yeşil çizginin turuncu çizginin üzerinden geçmesini alış veya satış sinyali olarak kullanabiliriz. İşte bu iki göstergeyi kullanarak bir alım pozisyonunu bu şekilde açabilirsiniz. Örneğin, burada yeşil çizgi turuncu çizginin üzerine çıkarak bir satın alma sinyaline işaret ediyor. Bu yüzden ona için ana göstergemize bakacağız. Açık yeşil renkte ise, bunun güçlü bir yukarı yönlü baskı anlamına geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla, bu iki koşul yerine getirilirse, bir satın alma pozisyonu açabilirsiniz. Durdurma kaybını önceki düşük salınımın altına ayarlayabilirsiniz. Ve bu ticaret, görebileceğiniz gibi karlı bir ticarettir. Günde 3 kez bunun gibi sinyaller ister misiniz? O zaman ücretsiz alım ve satım sinyalleri için sinyal grubumuza katılın. Bağlantı açıklamada. Şimdi bu iki göstergeyi kullanarak bir satış ticareti örneğinden geçelim. Burada kırmızı çizginin turuncu çizginin üzerinden geçtiğini ve bir satış sinyali verdiğini görebiliriz. İkinci olarak ana göstergemizin pembe renkte olmasını istiyoruz. Ve bunun güçlü aşağı yönlü baskıyı gösterdiğini zaten tartışmıştık. Dolayısıyla, bu iki koşul onaylandıktan sonra, burada bir satış ticareti açabiliriz. Bu gösterge, piyasa hareketlerinin gücünü etkili bir şekilde göstererek alım-satım sinyallerinin onaylanmasına yardımcı olur. Ancak hiçbir gösterge ya da strateji %100 başarıyı garanti etmez. Pozisyon kaybetmek ticaretin bir parçasıdır. Bu nedenle riskinizi doğru şekilde yönetin. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herhangi bir sorunuz varsa, sormaktan ve yorum bırakmaktan çekinmeyin. Lütfen kanalıma abone olun ve yeni videolarımın bildirimlerini almak için zil simgesine basın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.